İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Türkiye askeri operasyon başlatıyor. Aliyev Erdoğan görüşmesinde Nahçıvan'ın altı çizildi. Azerbaycan içerisinde herhangi bir statü kabul edilemez. Arap dünyası Erdoğan'ın Osmanlı İmparatorluğunu canlandırmasına izin vermeyecek. Cavahkın Salka bölgesinde ilk armat merkezi açıldı. Batı Ermenistan'ın tarihi yerleri Nahçıvan Kızıl Manastırı. Dertim halkı kendi bölgesinde sondaj çalışmasına karşı mücadele edecek. Batı Ermenistan'ın Hatay kentinde Kilikya mutfağına adanmış bir hafta düzenlendi. Sirakanyan, "Atalarımız hangi ritüel anıtları inşa ettiler?" Aliyer Brüksel'deki üçlü görüşmenin ardından Erdoğan'ı telefonla arayarak sonuçları sundu. Zangezur koridorunun açılması konusunda hem demiryolu hem de karayolu konularında anlaşmaya varıldığını özellikle vurguladı. Bakü, İran üzerinden Nahçıvan ile bir koridor açılması konusunda İran ile bir anlaşma imzaladı. Aynı zamanda Bakü, Zangezur dış kara koridoru konusunda ısrar ediyor ve bunun nedeni sadece 9 Kasım açıklamasının ilgili noktasının uygulanması ve Nahçıvan ile kara bağlantısının açılması meselesi değil. Sorun daha geniştir ve 1921 Moskova-Kars Rus-Türk antlaşmalarının genişletilmiş uygulamasıyla ilgilidir. Bunların azami yasal süreleri doldu. Bu da 2020'de Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı Rus-Türk kampanyasının nedeniydi. Bu anlaşmalara göre Nahçıvan geçici olarak Bakü'ye devredilen bir Ermeni özelliğidir. Lozan Antlaşması hukuken geçersiz olduğu için Kars ve diğer işgal altındaki Ermeni topraklarının sorunları Türkiye'nin önünde duruyor. Bu antlaşmaya göre Kars, Türkiye'nin bir parçası olarak tanındı. Bu sınır meselesi Ermenistan Cumhuriyeti'nin tüm sorunlarını birleştirmek ve en azından Artah'ın güvenliği, statüsü ve mültecilerin dönüşü konularında güçlü bir konum elde etmek için bir fırsattı. Arsah Cumhuriyeti yetkililerinin tutumu devlet başkanı ve ulusal meclisi tarafından farklı aşamalarda gerçekleşen müzakerelerde Arsah Cumhuriyeti'nin ve Arsah halkının akıbeti hakkında yapılan açıklamalara ilişkin tartışmalarda açık bir şekilde defalarca dile getirilmiştir. Devlet Başkanı Arayik Harut Dünya'nın Aralık 2021'de yayınladığı bazı hükümleri hatırlatalım. 1. Artsax Ermenilerinin kendi kaderini tayin hakkının tam olarak tanınması çekinceye veya tavize tabi değildir. Bu sorunun tek sahibi Artsax halkıdır. 2. Artsax Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının uluslararası alanda tanınması yetkililerin önceliği olmaya devam ediyor. Azerbaycan'ın içinde herhangi bir statü kabul edilemez. 3 sadece statü açısından değil, demografik açıdan da geçmişe dönüş kabul edilemez. Arsah Cumhuriyeti toprak bütünlüğünü yeniden sağlamakla yükümlüdür. Arsah hükümeti tüm ortaklarla işbirliği yaparak anayasaya uygun olarak Arsah Cumhuriyeti'nin bağımsızlık bildirgesini oluşturur ve uygular. Mesela analiz kuruluşlarından birinde tanınmış bir uzman olan Rami Zuhudi tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye bölge için büyük bir tehdit oluşturuyor. Analist Osmanlı İmparatorluğu döneminde çok şey kaybettik. Osmanlı'nın yeniden canlanmasını istemiyoruz dedi. Ona göre Türkiye, Alan Nusra Cephesi ve IŞİD gibi terör örgütleriyle işbirliği yapıyor. Türkiye'nin son yıllarda Suriye krizine müdahil olmasının Ankara'nın tüm Orta Doğu'yu kendi etki alanına çevirmek istediğini gösterdiğini kaydetti ve Türkiye'yi Suriye'de yaşayan çeşitli azınlıklara karşı suç işlemekle suçladı. Analist şöyle devam etti. Bu elbette bir suçtur. Bölgenin demografisini değiştirme girişimidir. Suriye'nin kuzeyini Türkleştirmeye çalışıyorlar. Arap ülkelerinin bu konudaki tutumu ne olursa olsun Türkiye'nin bu bölgede yayılması büyük bir tehlikedir. Üstelik Türkiye'nin tek hedefi Suriye değil. Arap dünyası Erdoğan'ın bir Osmanlı İmparatorluğu kurmasına asla izin vermeyecek. Batı Ermenistan'da Mısır analizci Ramiz Zuhudi'nin bu görüşlerine katılmaktadır. Armenpress tarafından bildirildiği üzere Ozni köyünde armat kuruluş programı Cavahka Destek Vakfı, Hıray Hovnanyan Ailesi Vakfı, İleri Teknoloji İletişimleri Birliği ile hayırsever Razmik Blikyan'ın mali desteğiyle gerçekleştirildi. Cavahka Destek Vakfı'nın yönetici müdürü Samvel Mukoyan'a göre vakıf, bilim teknoloji alanının gelişmesine büyük önem veriyor. Bu amaçla 2018 yılında Cavahka Destek Vakfı İleri Teknoloji İşletmeleri Birliği ile işbirliği içinde ve bireysel hayırseverlerin ve kuruluşların finansmanıyla birlikte armat projesini Cavahka getirdi. Programın amacı Cavahka teknolojik eğitimin gelişimini, ek ekonomik aktiviteyi ve iş fırsatları yaratmanın yanı sıra ana vatandan ayrılmama beklentilerini teşvik etmektedir. Şimdilerde acınacak bir şekilde harap durumda bulunan Surp Stepanos Nahavka Ermeni Apostolik Manastır Kompleksi Babek ilçesine bağlı Astapat köyünde Aras Nehri'nin sol kıyısında kayalık bir tepenin üzerine inşa edilmiştir. Manastır çeşitli isimlerle biliniyordu. Surp Stepanos Nahavka Garmir Manastır, Karatak Manastırı, Astapat Manastırı. Batı Ermenistan'ın Vaspuragan eyaleti, Nahçıvan eyaleti, Astapat köyü bölgesinde bulunuyordu. Astapat'taki Sub Stepanos Manastırı, Sovyet öncesi profesyonel literatürde ölçülen ve sunulan az sayıdaki anıtlardan biriydi. Batı Ermenistan'ın Dersim'deki madencilik çalışmaları ve Otlu Bahçe köyünde yapılmak istenen madencilik projesine karşı yazılı açıklama yapan köy derneği başkanı aldığımız habere göre şirket yine köyümüze gelip çalışmaya başlayacak ve iş makinelerini bu hafta içinde getirecekler ancak biz çalışmalarına izin vermeyeceğiz dedi. Batı Ermenistan'da yeraltı kaynakları bakımından en fazla çeşitliliğe ve zenginliğe sahip olan Yukarı Fırat havzasında bulunan Dersim'de her geçen gün yeni maden sahaları açılıyor. 145 maden projesinin bulunduğu Dersim'de şimdi de 60 kilometre uzunluğundaki Muzur Dağlarının tamamı maden sahası ilan edildi. UNESCO tarafından gastronomi şehirler ağına dahil edilen Hatay'daki Likya Mutfağı Haftası dolayısıyla Hatay'ın geleneksel meze çeşitlerinin yapımı ve sunum programı gerçekleştirildi. 21-27 Mayıs tarihleri arasında Kilikya Mutfağı Haftası kapsamında farklı ilçelerde farklı yemeklerin ve mezelerin tanıtımı gerçekleşmektedir. Konuklar genel olarak memnun ve büyük ilgi gösteriyor. Batı Ermenistan'ın bölgeleri tüm tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra zengin ve çeşitli mutfağa da sahip olduğunu sizlere hatırlatalım. Tarihi materyaller araştırmacısı Hacak, Sirakan Yan Facebook sayfasından şöyle yazdı. Atalarımız binlerce yıl önce hangi ritüel tapınma anıtları inşa ettiler? Megalitik yapılar. Bunlar yüzeyi pürüzlü veya kabaca işlenmiş büyük taşlardan yapılmış antik mezarlar, anıtlar veya kült yapılardır. Megalitik yapılar esas olarak eneolitik ve bronz çağına aittir ve tüm dünyaya yayılmıştır. Ermeni platosunun farklı yerlerinde de yaygındır. Ermenistan'da çok sayıda megalitik anıt var. Kazılar sonucu gün be gün daha çok ortaya çıkıyorlar. Bu anıtlardan bazılarını belirtelim. Neolitik ve ağırlıklı olarak Tunç Çağı megalitik yapı olan cromlech, megalitik bir anıt olan ejderha taşı ve taştan yapılmış anıt çeşitleridir. Dolmen eski bir mezar anıtıdır. Menhir tarih öncesi topluluklara ait ecdatlara adanmış bir kült anıtıdır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Varujan Markaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ah Maral Can adlı eseri sunuyoruz. Oh. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.